Süleyman Özışık. Kılıçdaroğlu'na kim cevap verecek? CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 450 kilometrelik Ankara-İstanbul yürüyüşünü Maltepe mitingiyle noktaladı nihayet. CHP genel başkanı olduktan tam 7 yıl sonra ilk adımı atmış olması umut verici. Daha önceki yazılarımda da söyledim. Bu yürüyüşün çıkış noktası yanlıştı. FETÖ ile ilişkisi neredeyse netleşmiş, devletin gizli sırlarını Can Dündar'a servis etmiş Enis Berberoğlu isimli biri için yollara düşmenin toplumda geniş kapsamlı bir karşılığı olamazdı. Oysa hayat, Kemal Kılıçdaroğlu'na daha önce her insana nasip olmayacak inanılmaz fırsatlar sunmuştu. Mesela darbe gecesi havaalanından sıvışmak yerine gördüğü ilk tankın üzerine çıkmış olsa şu an milyonların kahramanı olarak saygı görecekti. Ya da Kadir Topbaş'la Bülent Arınç'ın damatları tahliye edildiğinde adalet için yürüyeceğim kararı almış olsa şu an gerçek bir lider gibi hürmet görecekti. Peki o ne yaptı? Her zaman olduğu gibi büyüyen ve güçlenen Türkiye'nin tersi istikametinde yürüme kararı aldı. Nasıl mı? Şöyle, FETÖ'ye ve darbeye karşı olduğunu söyledi ama darbecilerin yakınlarıyla birlikte yürüdü. Yetinmedi, Fethullah Gülen'e sempati duyanlar adalet istiyorsa onlar da yürüyüşümüze katılabilir diyerek onlara kol kanat gerdiğini gösterdi. PKK'ya ve teröre karşı olduğunu söyledi ama dağdaki teröristlerin şehirdeki uşaklarıyla yani HDP'lilerle el ele kol kola yürüdü. Kobani olaylarının faili Yasin Börü'nün katili olan Selahattin Demirtaş'a özgürlük istedi. Sırtını PKK'ya dayan figene adalet istedi. Hal böyle olunca cesaret ve kahramanlık hayaliyle başlattığı eylem tarzı büyük bir ahmaklığa dönüştü. Gerek yürüyüş boyunca gerekse Maltepe'deki mitingde şu üç önemli mesajı verdi. 1. Cumhurbaşkanını tanımıyorum ve onu siyaset dışı oyunlarla devirmek için her şeyi yapacağım. 2. Bu ülkede dikta rejimi var. Batı Erdoğan'ı devirmemiz için bize yardım etmeli. 3. Bu attığımız ilk adımdır. Bundan sonra sivil itaatsizlik ve sokağa çıkma eylemleri yapmaya devam edeceğiz. Bu vasıflar, bu hareketler ve söze dökülmeye başlanan bu niyetler dünya üzerindeki hiçbir insanı lider ve kahraman yapmaz. Kemal Kılıçdaroğlu bu onurlu ünvanlar için yeterli şecereye sahip biri değil. Ülkenin koynuna sinsice girmeye çalışan yılanların önünde diz çöküp boyun eğen uşaklardan lider ve kahraman çıkmaz. Gerek Kemal Kılıçdaroğlu'nun gerekse onunla birlikte yürüyen FETÖ'cü ve PKK'lıların artık şunu net bir şekilde anlaması gerekiyor. Burası yeni Türkiye. Bu diyarda artık kahramanlar hain, hainler kahraman diye anılmayacak. Bu millet sadakati bir kez ödüllendiren, ihaneti bin kez cezalandıran bir millettir. Bu nedenle hainlere adalet ve özgürlük için değil Ankara'dan İstanbul'a, Fizan'a kadar dahi yürüseniz bizi ihanet provalarınızın figüranı yapamayacaksınız. Birileri darbe mi istiyor? buyurup gelsinler. Yaşayanlar diyarından erken ayrılmak zorunda bırakılan 249 şehidin intikamını almak için cayır cayır yanıyoruz. Bazılarımız belki ilk kez sokağa çıkacak, bazılarımızsa belki son kez. Lakin biliniz ki bir kez daha sokağa çıkmak için günlere veya saatlere ihtiyaç duymaz, saniyelere bile gerek görmeyiz. Birileri kan mı istiyor? Kaçınılmaz olanı ertelemenin manası yok istekleri gerçekleşecek ve kendi kanlarında boğulacaklar. Burası yeni Türkiye'dir artık beyler. Ülkesini, bayrağını ve toprağını gerçekten sevenler için cennetin ta kendisi, hainler için cehennemin birazcık belisidir artık bu ülke. Özetle başta Kılıçdaroğlu olmak üzere yollara düşenlere son mesajım şudur. 25 gün boyunca belki hainlere ve darbecilere adalet getiririz umuduyla yürüdünüz, güldünüz, eğlendiniz, yattınız, kalktınız ve kendi amaçsız menzilinize vardınız. Sesinizi duyduk, niyetinizi anladık. Talebinize karşılık bir cevap beklediğinizin farkındayız. Şimdi azıcık kenara çekilin. 15 Temmuz gecesi tankları gördüğünde kaçmayan, paletlerin altına atlayan, silahların namlusuna göğsünü siper eden gerçek kahramanlara yol açın. Beklediğiniz cevabı onlar verecek. Süleyman Özışık, İnternet